Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 inç drone'umuzun Betaflight ayarlarını yapacağız. Betaflight ayarlarının yanı sıra tabii ki ESC'miz için de gerekli olacak bir takım ayarlar var. Bu ayarları da yapacağız. Ve de bu şekilde drone'umuzu uçuşa hazırlamış olacağız. Bu videoda size ben Betaflight'in bütün bölümlerindeki detayları tek tek anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili zaten kanalda yeterli bir içerik mevcut. O videoları izleyerek Betaflight kullanımıyla ilgili, Betaflight Configurator kullanımıyla ilgili tüm bilgileri alabilirsiniz. Betaflight 4.2 yazılımında gelen yeniliklerle ilgili de ayrıca bir video var. Yine o videoyu izleyerek benim burada yapacağım işlemleri, neyi neden yaptığımı anlattığım detayları edinebilirsiniz. Şimdi öncelikle Betaflight'ta gerekli kurulumları yapmadan ben ESC işlemlerimi yapacağım. Bu ESC işlemlerini size kısaca anlatıyor ve de gösteriyor olacağım arkadaşlar. İlk etapta yapacağım işlemi BLL Configurator'da yapacağım arkadaşlar. BLL Configurator'ı indirmek için ihtiyacınız olacak link arkadaşlar video açıklamada mevcut. Burada gördüğünüz gibi BLL Configurator'ın farklı işletim sistemleri için olan versiyonları var. Windows 10 kullanıyorum. O yüzden Win64 olanı indirdim ve de zip içerisinden çıkartıp direkt uygulamaya çalıştırıyorsunuz. Herhangi bir kurulum yapmıyorsunuz arkadaşlar. BLL Configurator'da connect diyerek bağlantıyı sağlıyorum. Pil taktıktan sonra read setup diyorum arkadaşlar. Şu an ESC'mdeki yüklü olan yazılımları görüyoruz. Ceyhan Hatay 40 16.7 yüklü. Benim BLHeli ESC'mde 4 ESC'de bu şekilde. Şimdi bu bilgiyi edindikten sonra arkadaşlar ihtiyacımız olacak yazılımın yüklemesine geçeceğiz. Bu yazılımın bir indirme işlemini yapacağız. Gerekli olan yazılım indirmesi için arkadaşlar Jazzmaverick tarafından yapılmış BLHeli yazılım dosyalarına erişiyoruz GitHub üzerinden. Burada benim kendi kullandığım, test ettiğim ve de düzgün çalıştığına emin olduğum iki tane versiyon var. Bir tanesi 16.73, bir de mikrolarda 48 klavyede kullanmak için denediğim 16.77 var. Biz bu 5 inçte arkadaşlar 16.73'ü kullanacağız. Az önce bizim ESC'mizde CH40 olduğunu görmüştük. Bu CH40'ın ilgili hex dosyasını indirme işlemini şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu tıklayarak açıyorum. Şurada gördüğümüz yazıların ham haline erişmek için şu row'a tıklıyorum. Bütün bu satırların tamamını kontrollerle veya sürükleyerek, çekerek, seçerek kopyalıyorum. Bir text dosyası açıyorum. Text dosyasının içine yapıştırdıktan sonra text dosyasını kaydediyorum ve de text dosyasının dosya formatını TXT'den hex olarak çeviriyorum. Şimdi birazdan bu dosyayı yüklerken nasıl bir görünümde olduğunu dosyanın göreceksiniz. Tekrar BLL Configurator'a geldim. Bağlantıyı yaptıktan sonra pil takıyorum ve read setup diyorum. Burada flash all diyorum arkadaşlar ve select file manually olarak, çünkü biz kendimiz bir dosya yüklemesi yapacağız. Benim daha önceden hazırladığım hex dosyaları burada farklı ESC'ler için görüyorsunuz. Biz CH401673 hex dosyasını yapmıştık. Bunu seçiyorum ve de işlem otomatik olarak başlıyor. Bu esnada benim yaptığım bir iki tane işlem var arkadaşlar. Onları da hemen size göstereyim. Her bir ESC'nin PPM minimum throttle ve de PPM maksimum throttle değerlerini ayarlamasını yapıyorum. Minimumları 1040'a, maksimumları da 1960'a getiriyorum. Evet, 4 ESC'nin de yazılım yüklemeleri tamamlandı. Gördüğünüz gibi CH40 16.70'e çıktı. Ben bu esnada 1040 ve 1960 ayarlarını yaptım. Bunların yanı sıra arkadaşlar sol tarafta motor timing bölümünde medium'dan medium to high seçeneğini seçiyorum. Bu yaptığım ayarların kaydolması için write setup diyorum. Şimdi bütün ayarlarım tamamlanmış oldu. Disconnect diyorum. Artık BLHeli Configurator ile ilgili bütün işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi BLHeli S Suite üzerine geçerek orada motorların dönüş yönlerini ayarlayacağım. Daha sonra da Betaflight'da yazılım yüklemelerini ve de Betaflight'ın bütün ayarlamalarını yapmaya başlayacağız arkadaşlar. BLHeli Suite üzerinde Comport 3'ü seçerek bağlantımı gerçekleştiriyorum. Read Setup diyerek ESC'lerimin kontrolünü sağlamış oldum. Burada arkadaşlar öncelikle motor yönlerimi tespit etmek için motor kısmına geliyorum. Riski kabul ediyorum. 4 motorumu da çalıştırarak motor yönlerimi, şu motorda bir sorun var gibi geliyor. Çünkü az önce bir takılma yaşadı. Burada dışa doğru dönüyor. Bu içe doğru dönmüş. İçe doğru dönüyor. Dışa doğru dönüyor. Yani şu iki tane motorum, 1 numara ve de 4 numara motorlar. Bunların yönlerinde değişiklik yapmam lazım. Tekrar connect deyip read setup diyerek bağlantımı sağlıyorum. 1 numaralı motorumun motor dönüş yönünü reverse yaptım. Right setup dedim. 4 numaralı motoruma geldim. Onda motor yönünü reverse yaptım. Right setup dedim. Şimdi son kez kontrol etmek için motor kısmına geliyorum. 4 motorumu da çalıştırarak dönüş yönlerimin dışa doğru olduğunu, yani reverse yönde olduğunu
teyidini yapmış oluyorum arkadaşlar. Şu an 4 motorum da istediğim yönde dönüş sağlıyor. Ve BL50 Suite üzerinde de işlemlerim tamamlanmış oldu. Burada önemli bir detay, buradan çıkmak için arkadaşlar direkt olarak çarpıya basmayın. ESC'nin bu tipte ayarlar değiştirildiğinde her zaman bir kapatıp açması gerekiyor. O yüzden tekrar connect diyorum, read setup diyorum. Bütün ESC'lerimin hazır olduğunu gördükten sonra disconnect diyerek ESC'nin bir reboot yapmasını sağlıyorum ve de ondan sonra pili çıkartıyorum. Artık BL-Heli Suite ile de işlemlerimiz tamamlanmış oldu. Bundan sonrası arkadaşlar tamamen Betaflight üzerinden yapacağız. Betaflight Configurator arkadaşlar gördüğünüz GitHub ilgili sayfasından edinebilirsiniz. Burada sayfa nasıl kısmında 10.7 şu an en güncel olan ve de official sürüm olan versiyonunun indirmeniz mümkün. Yazılımı indirdikten sonra kurma işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. ESC yazılımları gibi direkt çalıştırı şeklinde olmuyor. Aynı zamanda BL-Heli Suite ve BL-Heli Suite 32, 16 ve 32 indirmek için de yine burada gördüğünüz Mediafire üzerindeki dosyaları kullanabilirsiniz. Bu dosyada bu gördüğünüz sayfaların linkleri video açıklamalarında mevcut. Oradan direkt erişebilirsiniz. Şimdi geldik ana konumuz Betaflight. Betaflight'ta bahsettiğim gibi Configurator 10.7'yi kullanıyoruz. Öncelikle connect diyorum. Setup sayfası karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar Configurator 10.7 altında Betaflight ilgili sürümü. Şu an gördüğünüz, ben bir deneme yapmak için yüklediğim için 4.2.9 en güncel hali. Ancak bu uçuş kontrol kartı geldiğinde üzerinde 4.2.4 yüklü olacak. Burada hedef ismi bizim için önemli. Mamba F405 US arkadaşlar. Sürüm adını ve de target ismini aldıktan sonra uçuş kontrol kartını DFU moda geçireceğiz. DFU moda geçirmek için uçuş kontrol kartı üzerinde şurada gördüğünüz bind butonuna basarak USB'yi takabilirsiniz. Bu şekilde DFU moda alabilirsiniz. Veya benim şimdi yapacağım gibi size iki yöntem göstereceğim. Betaflight'ta bağlantı halindeyken Active Boot Loader DFU butonuna basarak yine DFU moda geçebilirsiniz. Üçüncü bir alternatif ve de benim daha sağlıklı bulduğum ve de her zaman kullanmayı tercih ettiğim CLI bölümüne gelerek komut çubuğuna bir el yazıyorum ve de Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak DFU moda geçtik arkadaşlar şu an. Update firmware kısmına geliyorum. Listeden az önce gördüğünüz Mamba F405 US burada seçili. Sürüm listesinde en güncel sürüm 4.2.9 27 Nisan tarihli. Şurada full chirp Erase her zaman seçili olsun arkadaşlar. Mutlaka temiz bir yükleme yapmak için seçtiğinizden emin olun. Load firmware online diyerek ilgili dosyayı indiriyoruz. Burada bu sürümle ilgili yapılmış bir takım açıklamalar var. Neler düzeltilmiş, neler yapılmış. Flash firmware diyerek yazılım yüklemesini gerçekleştiriyorum. Şimdi yazılım yüklemi tamamlandı arkadaşlar ve de connect diyerek ilk bağlantıyı sağlıyorum. Burada bir uyarı çıkarak bize apply custom defaults'ları yüklememizi belirtiyor. Bu seçeneği kabul ediyoruz. Otomatik bağlantı sonrasında arkadaşlar yine bir uyarı çıkarak bize akselerometrenin kalibrasyonu yapılması gerektiğini hatırlatıyor. İlk yaptığımız işlem bu uyarıdaki uyarıyı dikkate alarak kalibrasyon işlemini gerçekleştirmek. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus, drone'un düz bir zemin üzerinde yatay şekilde sabit durduğundan emin olmak arkadaşlar. Kalibrasyon işlemi sonrası arkadaşlar sıradan bütün menüleri tek tek geziyorum. Port bölümüne geldim. Port bölümünde benim için önemli olan alıcımın çalışması için UART birlikte seçili olduğuna emin olmak. Eğer ki drone'da bir HD sistem olsaydı burada UART 4'te Configure'de MSP ihtiyacım olacaktı. Ancak analog olduğu için böyle bir ihtiyacım yok. Yapım videolarını hazırlarsanız UART 3 üzerine VTX'imizin Smart Audio'sunun kablosunu bağlamıştım. Buradan VTX TBS Smart Audio en sağdaki bölümden seçiyorum. Bu seçim yaptığım zaman şöyle bir uyarı çıktı. VTX tablomun ayarlanması gerektiği uyarısı çıktı. Bu tablo ayarlamanın da VTX bölümüne geldiğini yapacağız. Şu an Save and Reboot diyerek bir sonraki bölüme devam ediyorum. Configuration bölümüne geldim. Configuration bölümünde ilk yapacağım işlem arkadaşlar motorlarımın dönüş yönleri. Hatırlarsanız az önce motor yönlerimizin reverse olarak dönüşlerini dışa doğru yapmıştık. O yüzden burada reverse seçeneğini seçiyorum. BL-Heli S D-Shot 600 bir ESC'miz var. Ancak biz ESC'mize bidirectional D-Shot'ı kullanabilmek için bir yazılım yüklemesi yaptık. Bu nedenle bu yazılımın daha sağlıklı çalışması için D-Shot 300 seçiyorum. ESC sensörümüz yok çünkü bir 32 bit ESC kullanmıyoruz. Herhangi bir ESC telemetri yok. Bidirectional D-Shot'ı aktif edebiliriz. Burada önemli konu 5 inçlerde bu standart, ancak küçük boyutlardaki motorlarda, cihazlarda bunu saymanız gerekiyor. Burada 14 adet motor mıknatısı var. Bu 14 sayısının doğru olduğundan emin oluyoruz. Uçuş kontrol kartını gyrosu kart üzerinde yerleştirilmiş haliyle ve ok yönü ön tarafını gösterecek şekilde yüklediğimiz için
Burada herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Aşağı doğru iniyorum. Sol tarafta sistem konfigürasyonunda PID loop frequency'mi 4 kHz olarak seçiyorum. Barometre ve magnetometreyi de kapatıyorum arkadaşlar. Arming'imi 180 yapıyorum. Craft name olarak All for FPV'yi seçtik. Kamera açısının ne olduğunu yazmanız bir anlamı yok. Analog bir arası bağlantısı yapmadığımız için bu seçeneği seçmiyorum. Receiver'ımız Serial Based Receiver, Spectrum, S-Pass vesaire. Bizde S-Pass XM Plus bir alıcı var. O yüzden burada S-Pass seçili. Soft Serial özelliğini kullanmayacağım. Telemetri kullanıyor olacağız. Air Mode açık, OSD bilgi açık ve Dynamic Filter bizim için çok önemli. Gerçekten hayati önemi olan bir özellik Dynamic Filter'ın açık olması. Çok fazla teknik detayı olan bir konu. Şöyle söyleyeyim. Bu Dynamic Filter sayesinde gyro'muzun filtre işlemlerinin %85'ini halletmiş oluyoruz. GPS'imiz yok. 3D uçuş yapmıyoruz. Burada herhangi bir seçeneğimiz yok. D-Shot beaconları motorların bip 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 etmesini istiyoruz. Ve de aşağıdaki bütün seçenekleri ben açık bırakıyorum. Farklı tercih eden arkadaşlar burada bir takım uyarıları kaldırabilirler. Ancak benim tercihim her zaman bütün uyarıların açık olması. Bunu da yaptıktan sonra save and reboot diyorum. Power and battery kısmında çok fazla yapacağınız bir şey yok. Voltaj metrenin kalibrasyonu yapabilmek için öncelikle doğru ölçüm yapım yapmadım. Amper metrenin kalibrasyonu için öncelikle doğru ölçüm yapım yapmadım görmemiz lazım. O yüzden burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Buraya pil kapasitesini yazabilirsiniz ancak bunun da pek bir anlamı olmayacak. Faces kısmına geldim. Faces kısmında arkadaşlar bir GPS'imiz olmadığı için GPS rescue özelliğini kullanamıyoruz. Burada da yapacağım herhangi bir ayarlama yok. Burayı da olduğu gibi bırakıyorum. Sonra PID tuning kısmı var. PID tuning'i en sona bırakıyorum. Receiver kısmına geldim. Receiver kısmı burada önemli olan konu arkadaşlar kanallarımızın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek. Kumandamı açtığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi roll, pitch, yaw ve throttle değerlerim hemen geldi. Biraz tabii oynamalar var. Bu da benim kumanda gimbal'larımın hassasiyetlerinin pek kalibre edilmediğinden kaynaklanıyor. Öncelikle şöyle kanallarımın genel olarak çalıştığını bir kontrol ediyorum. Çalışması gereken bütün kanalların çalışıp çalışmadığını kontrolünü sağlıyorum. Burada dikkat etmenizi istediğim bir konu arkadaşlar. Roll, pitch, yaw ve throttle değerlerim. Sticklerin her ikisinde sol aşağı çektiğimde 987 gibi değerlere geldiğini görüyorum. Roll değerimde 987'de. Sağ yukarı çektiğimde hepsinin 2011'e geldiğini görüyorum. Bu bana şunu demiş oluyor. Benim RX range'im ayarlı değil. Öncelikle RX range ayarlamalarını yapacağız ki bizim tam 1000 ve 2000'de değerleri yakaladığımızı görebilirim. Bunun için CLI komutuna geliyorum. RX range yazıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi benim RX range'lerim kanal 1-2-3-4'üm 0-1-2-3 olarak geldi. Şimdi bunları endpoint ayarlarını yapmak için 988 ve de 2011 yapıyorum. Save yazıp Enter'a basıyorum. Tekrar receiver bölümüne geldiğimde en düşük değerlerimin 1000 olduğunu ve en yüksek değerlerimde 2000 olduğunu görmüş oldum. Orta stick değerlerimde yine 1500'lerde olduğunu arkadaşlar teyitliyorum. Bu şekilde receiver kısmında yapacağım işlem de bitmiş oldu. Şimdi mod kısmına geliyorum. Mod kısmında benim kullandığım ayarları size göstereceğim arkadaşlar. Çünkü ben kendi switchlerimi bu şekilde hazırladım. Bütün dronlarımda aynı ayarları kullanıyorum. Bu şekilde uçuş esnasında kafamda herhangi bir karışıklık olmuyor. Çünkü bunu eğer bir dronda başka şekilde yaparsanız mutlaka bir karışıklık olur. O yüzden size tavsiyem bütün dronlarınızda aynı ayarları, aynı switchlerde aynı özellikleri kullanmanız. Benim 20'ye yakın, 20'den fazla dronum var. Tamamında aynı. Arm için ben AUX 2'yi kullanıyorum. Şu bölümde arm olmasını istiyorum. S'ten kalan alışkanlığım Horizon modunda bulunmasını istiyorum. Stick ortaya getirdiğimde Horizon'da ileri aldığımda Acro'ya geçmiş oldu. AUX 2 üzerinden. Failsafe'i AUX 1'e atıyorum ve en sağ tarafa getiriyorum. Failsafe ile birlikte Beeper'ımın da çalışmasını istiyorum. Yine bunu da AUX 1'e getirdim ve en sağa çektim. Görüntü üzerinde OSD'yi istediğim zaman kapatıp açmayı tercih ediyorum. Bunu da ayrıca bir kanal atayarak AUX 3'e getirdim. Şu an burada yaptığım zaman kapalı olmuş oluyor. Black Spot kaydımın Quad Acro moda geçtiğinde aktif olmasını istiyorum. O yüzden AUX 2'ye atayarak bunu en sağ tarafa geçiriyorum. Yani ben şurada şu bölüme getirdiğim zaman ve de artık Horizon'dan çıktığı zaman Acro'ya geçmiş olacak. Ve bu esnada Black Spot kaydım da başlamış olacak. Aşağı doğru iniyorum. Flip over after crash yani turtle mode aktif etmek istiyorum. Buna ben arkadaşlar kanal 5'i atıyorum.
Bunda en sağ çekiyorum. Kanal AUX 4'ü, kanal 4'ü atladım. Bunun sebebi benim GPS olan dronlarımda AUX 4'e GPS Rescue'yu atıyor olmam. Yine dediğim gibi alışkanlığın bozulmaması için o kanalı boş bırakıyorum. Bu dronda GPS olmadığı için. Hemen altında Flip Over After Crash'ın hemen altında Pre-Arm var. Pre-Arm arkadaşlar şöyle düşünün. İki kademeli bir arm sistemi kurmuş oluyorsunuz. Yanlışlıkla arm switch'e dokunsanız dahi bu Pre-Arm sayesinde drone arm olmayacak. Ben Pre-Arm'ın AUX 6'yı ayarlıyorum. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yandaki slider'la Pre-Arm yapmış oluyorum. Şimdi fark ettim. Az önce receiver bölümünde bir şeyi atladık. Hemen geri dönerek size bunu göstermek istiyorum. Benim arkadaşlar RSI bilgim kumandamda 16. kanalımda, yani AUX 12 üzerinde gördüğünüz gibi burada bir değerim var. Bunu aktif edebilmek için RSI kanalımı burada AUX 12 olarak seçiyorum. Save diyorum. Ve de ben OSD üzerinde bu sayede RSI bilgimi alabileceğim. Şimdi mod bölümünü halletmiştik. Mod bölümüne tekrar dönerek şöyle kısaca bir göz atalım. Bütün ayarlarımın istediğim gibi bütün modlarımın olduğunu emin oluyorum. Buradan OSD kısmına geliyorum arkadaşlar. OSD için görüntü almamız lazım ki doğru ayarları yapabildiğimizden emin olalım. Burada en önemli konu bizim kameramızın PAL ve NetSC ayarları. Ben bu ekranların ayarlarını yapabilmek için Hawkeye Pilot ekranı kullanacağım. Pil bağlantısı yaparak bir kanal taraması yapıyorum. OSD bilgilerimin ekrana çıkabilmesi için NetSC olarak seçiyorum. Benim ihtiyacım olacak bilgilerden pil avaraj değerimi alıyorum. Cihazı ilk defa kullanacağım için amper çekim ve de toplam amper harcamını görmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden onları da hemen şöyle yerleştiriyorum. CraftNane seçtik. Uçuş kontrolcümün sıcaklık bilgisi benim için önemli. Öncelikle bunu da şöyle bir kenara koyalım. Bu bilgi ilk birkaç uçuştan sonra ihtiyacım kalmayacak. Turtle Mode Flip After Crash Arrow. Onu da buraya koyuyorum ki bana ihtiyacım olduğunda ne tarafa doğru dönmemi gerektiğini gösterebilsin. GPS bağlantısı olmadığı için GPS ile ilgili hiçbir bilgiyi almıyoruz. RSI Value bizim için lazım olan, onu da şöyle sağ tarafa koyuyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir orta hat belirlemiştim. Bu da benim belirlemiş olduğum. Bu da benim uçuş esnasında ufku devamlı orta hatta tutabilmeme yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu da böyle şekilde kullanıyorum açıkçası. Throttle pozisyonu açacağım şimdilik. Çünkü hover'da throttle pozisyonu nerede olduğunu görmek istiyorum. Herhangi bir throttle curve ihtiyacım olup olmayacağını bu şekilde tespit etmiş olacağım. Timer 2'yi açarak uçuş süremi görmek istiyorum. Yine işte sadece ilk başlarda kullanacağım kalan süre, estimated kalan süre bilgisini yerleştiriyorum. Ve de yine aynı şekilde VTX kanalımın kaç olduğunu görebilmek için VTX bilgilerimi koyuyorum. OSD'deki benim bu drone'da kullanacağım bilgiler arkadaşlar bu kadar. Burada bir kaydet diyorum. Burada yapacağım bir başka işlem. Yazılar çok küçük karakterler olduğu için bunların bir font ayarlarını değiştiriyorum. Default'tan Clarity'ye getirdim. Upload font diyorum. Şuradan da Clarity'yi seçerek ne kadar farklı bir görüntü olduğunu da görmüş oldunuz. OSD ile ilgili bu kadar arkadaşlar. Burada yapacağım işlemler bunlardan ibaret. Şimdi VTX tablomun ayarlanma konusu var. VTX tablomuzun ayarlanması için burada isterseniz bir Lua script kullanabilirsiniz. İsterseniz CLI üzerinden direkt kodlar halinde tabloyu oluşturabilirsiniz veya bir dosya yüklemesi yapabilirsiniz. Biz dosya yüklemesi işlemi yapacağız. Bunun için öncelikle kullanacağımız dosyanın hangi değerde olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi şurada Go to this page kısmına gelelim. GitHub üzerinde VTX tablo kısmındayız. Burada arkadaşlar Smart Audio Debug değerleri var. Biz öncelikle VTX'imizin hangi debug değerinde olduğunu tespitini yapacağız. Bunu tespit ettikten sonra ona karşılık gelen ilgili Smart Audio yazılımını buradan TBS Smart Audio protokollerinden indirme işlemini yapacağız. Betaflight'e tekrar geliyorum. Bu tespiti yapabilmek için Blackbox kısmına geliyorum. Blackbox kayıt türü olarak Smart Audio'yu seçiyorum. Şu an debug kayıtlarımız Smart Audio bilgisini alıyor olacak. Değerini görebilmek için de Sensor kısmına geliyorum. Sadece debug değerim seçildi. Ve şurada arkadaşlar pil bağlantısı olduğu için gördüğünüz gibi 216 değerini görüyorum. Ve de aşağı doğru indiğim zaman aslında debug 2 bana hangi kanalda olduğumu da göstermiş oluyor. Gördüğünüz gibi 5865. Aslında benim şu an kullandığım frekans tam da bu. 5865 frekansında bulunuyor. 216 değerini aldık. Şimdi tekrar GitHub üzerine geliyorum. GitHub'da 216 değerimin Smart Audio 2 Unlock olarak görüyorum. Bu Unlock dediğimiz arkadaşlar US versiyonu.
Eğer locked olarak çıksaydı EU versiyonuydu. Burada ilgili dosyayı indirmek için sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydediyorum. İlgili dosyayı bilgisayarım üzerinde indiriyorum. Bir JSON dosyası indirmiş olduk. Şimdi Betaflight'e tekrar geldim. Şu an artık pil bağlantısına ihtiyacım yok. Pil bağlantısını çıkartıyorum. VTX'in daha fazla ısınmasını istemiyorum. Video Transmitter sayfasına geldim. Video Transmitter sayfasında Load From Files diyorum. Burada D diskimin içerisinde benim indirdiğim dosya VTX Table Smart Audio X0 US. Burada arkadaşlar. Bunu aç diyorum. Ve de tablom otomatik olarak geldi arkadaşlar. Biz 5865 frekansındayız arkadaşlar. Şurada 5865. Bakalım neredeymiş 5865. A1. 5865. Bozkam A1'deymişiz arkadaşlar. Biz şimdi kanal ayarımızı şurada band F kanal 4 ve çıkış gücü 200 olarak seçelim. Save diyoruz. Ve de bu esnada bizim VTX'imizde görüntüsünün değiştiğini burada ben Halkı Pilot ekranında teyit etmiş oldum. Şu an Halkı Pilot üzerinden kanal değiştirerek F4'e geldiğimde gördüğünüz gibi yine benim kanalım şurada da F4 200 olarak gözüküyor. Şimdi burada bir başka konu bizim VTX'imizin çıkış güçleri. Burada gördüğünüz gibi 25, 200 ve 500 olarak belirlenmiş. Aslında farklı bir güç sıralaması var. Bu tablo standart bir tablo olduğu için her VTX'e özel değil. O yüzden sizin bu sıralamanızı düzeltmeniz gerekiyor. Bunun için hemen bir AKK Ultimate X2 diyoruz. AKK Ultimate için burada bizim Banggood üzerinden bakalım. VTX'imizin özelliklerinde 25, 200, 600 ve 1200 tam 4 adet aslında güç çıkışı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu ayarları doğru şekilde getirmek için güç seviyelerini 3'ten 4'e çıkıyorum. 25, 200, 600 ve buraya 1.2K yazıyorum. Hatta yazamıyorum. 3 tane yazdığım için 1.2K yazıyorum. Buradaki seviyeyi de 3 olarak yazıyorum. Value'yu. Ve de şu an ben 4 seviyeli bir güç çıkışı yapabilecek hale gelmiş oldum. Burada 25, 200, 600 ve 1.2K, 12K olarak. Bu şekilde biz VTX'imizin tablo ayarını da yapmış olduk. OST'imizi yapmış olduk. Blackbox'ı az önce Smart Audio'ya getirmiştik. Biz Smart Audio'dan çıkarak arkadaşlar burada Gyro Scale seçeceğiz. Bunu da unutmadan yapalım. Şimdi geldik videonun son bölümü PL Tuning kısmına. PL Tuning tabii ki hepimizin başının belası. Gerçekten de bu işi hakkıyla yapmak çok zor. Bu konuda belki de bu videonun sizler için en faydalı olacak bölüm de burası. PL Tuning ile ilgili arkadaşlar PID ayarlarının nasıl yapılacağını size anlatmayacağım. Ancak işinize yarayacak ve de en azından bir başlangıç noktası sağlayacak presetlerden bahsedeceğim. Bunun için UAV Tech Max sanırım öyle bir isim var. Mark abi. Mark abinin sitesine geliyoruz. Presetler bölümüne. UAV Tech kanalında takip etmenizi tavsiye ederim. Kendisi gerçekten Betaflight, Filtre, PID konularında bir duayen. Bir takım presetler hazırlamış. Whoops'lar, Toothpick'ler için 5 inç freestyle bizim uygulayacağımız preset bu arkadaşlar. 5 inç Racer'lar 6, 7 inç ve de hatta daha büyük dronlar için. Kendisiyle en son yaptığım kısa konuşmada, Facebook üzerinden yaptığım konuşmada 3 inç snowboard'lar için de bir preset hazırlayacağından bahsetmişti. Yakın zamanda bir 3 inç freestyle drone için kısa bir video hazırladı. O videoda da yine bu konuya bahsetti. Biz burada arkadaşlar 5 inç freestyle için verilen bilgileri uygulayacağız. Ve de drone'umuzla ilgili yaptığımız ayarların bir kısmını neden yaptığımızı burada görüyor olacağız. Öncelikle şurada bir açıklama kısmı var. Burada PD Balance ve PD Gain'in hangi değerler arasında olması gerektiğinden bahsetmiş. 6S için bu ayarları yaptığını söylüyor. Ancak 4S için de arkadaşlar bu ayarlar geçerli. Şimdi notlar kısmında belirttikleri bilgileri uyguladığımızdan emin olacağız. DMI'nin kapanmasını söylemiş. Bunu biraz sonra Betaflight üzerinde yapacağız. SC timingimizi eğer ki BLHeli 32 kullanıyorsak 23 olarak ayarlamamızı veya bizim yaptığımız gibi BLHeli S için Jazz Maverick ile yaptığımızda hatırlarsanız videonun başında medium to high'a getirmiştik. Bunu yapmamızı belirtmiş. Biz 24 kHz üzerinde SC PWM kullanmaya devam ediyoruz. 48 kHz'lik bir ayarlama yapmadık. O yüzden bu set thrust linear 25 değerini uygulamayacağız. Burada belirttiği gibi arkadaşlar hem 4S hem de 6S için
uygun olacağını belirtmiş. 3 adet resim var her bir PID, rate ve filter sayfaları için ve de şurada da bir bize CLI kod vermiş arkadaşlar. Öncelikle PID sayfasına bakıyoruz. Buradaki ayarları birebir uygulayacağız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi master 1'de tutmuş, PD balansı 0.9 yapmış, PD gain'i 1.5 ve stick response gain'i 1.8 yapmış. Betaflight'ta aynen yaptığı ayarları direkt uyguluyorum. Az önce bahsetmiştik, Daemon'i kapatmıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka hiçbir işlem yapmıyorum. Save dedim. Rate profile kısmına geldim. Rate profile kısmında kendisi uygun gördüğü rate'leri burada belirtmiş. Ancak rate'ler arkadaşlar tamamen kişiseldir. O yüzden kendi rate'lerinizi kendiniz lazım. Ben de kendime uygun olan rate'lerin ayarlamanı yapacağım. Burada alacağım tek bilgi TPA breakpoint kısmını 1750 yapmış. Ben de aynı şekilde 1750 yapacağım. Rate profiles'ta 1750 yapıyorum. Kendi rate'lerimi uygulamak için actual rate kısmına geliyorum. Bu şekilde kendi kullandığım rate'lerimi de ayarlamış oldum. Filtre kısmına geliyorum. Burada filtre kısmında arkadaşlar slider barlarını 1.5'e kadar çekmiş. Ancak ben bu 1.5'te bir takım problemler yaşadım. O yüzden ben şu an için sliderlarını default'ta bırakacağım. Burada yaw low pass kapalı olduğuna dikkat ediyorum. Yine benim de kapalı olmasına dikkat edeceğim. Gyro RPM filtrim açık. 2 ve 100 olarak seçmiş. Dynamic Note Filter ayarlarında 0, 250, 150 ve 350 yapmış. Birebir burayı uyguluyor olacağım arkadaşlar. Yaw low pass'im kapalı. Sliderlarım ortada. RPM filter'ım 2, 100. Dynamic Note 0, 250, 150 ve de 350 yapıyorum. Ve de arkadaşlar şu an yani bu drone'un hiç sorunsuz uçacağından neredeyse adım kadar eminim diyebilirim. Çünkü bu ayarları her ne kadar çok abartı gözükse de 4S ve de 6S de denedim. Ve deneyen başka arkadaşlarım da var. Ve de şu ana kadar bu ayarları deneyip sorun yaşayan da kimse görmedim. O yüzden bu ayarları direkt uyguluyorum. Zaten drone'un test uçuşunda yaptığımda yine bu ayarlarda olacak. Ve de bu ayarlarda uçuşunda görüyor olacaksınız. PID tuning Mark sayesinde, Mark abimin sayesinde işte bu kadar basit hale gelmiş oldu. Tabii ki bu demek değil ki bunu direkt kopyaladık, koyduk ve de hani direkt böyle uçup gidelim. Bu işlemi yaptıktan sonra ilk uçuşta motorlarımızı sıcaklıkların ısınıp ısınmadığını kontrol etmemiz lazım. Çünkü her cihazda farklı tepkiler oluşabilir. Bunları tabii ki kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Bunu da özellikle belirteyim. Eğer isterseniz bu ayarları yapmayıp default'ta bırakarak default ayarları deneyebilirsiniz. Daha sonra bu ayarları deneyebilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim başka bir konu var. Kanaldaki 4.2 videosunu izlediğinizde 4.2 tuning notlardan bahsediyoruz. Hemen 4.2 tuning not kısmına geliyorum GitHub üzerinden. Daha önceki uygulamada arkadaşlar buradan HD olanı seçip bu CLI kodlarını uyguluyorduk. Ve de yeni çıkan özellikleri aktif etmek için de buradaki kodları kopyalayıp uyguluyorduk. Son olarak da batarya kontrolü yapmak istiyorsa, batarya sag compensation yapmak istiyorsa bu ayarları uyguluyorduk. Ben bunların hiçbirini uygulamıyorum şu an. Çünkü Mark da kendi yaptığı PID tuning'de bu ayarların hiçbirini uygulamıyor arkadaşlar. Bunu özellikle belirteyim. Eğer ki bu ayarları uygular, 4.2 tuning'deki ayarları uygular ve de Mark'ın yaptığı preset'leri uygularsanız o zaman kesinlikle sorun yaşarsınız. Buna da mutlaka dikkat edin. Bu noktayı atlamayın. Şimdi Betaflight üzerinde CLI'ye tekrar geliyorum. UAV Taking preset sayfasında az önce bahsettiğim PID sum limit değerlerini ilgili CLI kodlarını kopyaladım. Betaflight üzerinde bu ayarları uyguluyorum arkadaşlar. Ve de şu an drone'um ilk uçuşuna tamamen hazır hale gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi bütün Betaflight menülerinin üzerinden geçerek bütün gerekli ayarlarımızı yaptık. ESC'mizin gerekli ayarlarını yaptık. UAV tech presetlerini kullanarak PID tuning'imizi de bir başlangıç noktası olarak ayarlarımızı yapmış olduk. Ve de videonun böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Yine uzun bir video oldu farkındayım ancak herhangi bir noktayı atlamadan size bütün bilgileri aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda uçuş videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.